Sevgili dostlar, bugün yine doğal bir ortamdayız. Dağların arasındayız. Yaylaları geziyoruz. İşte böyle güzel cennetten köşeleri sizler için görüntülemeye, anlatmaya devam ediyoruz. Burada çok güzel bir çiçek yoğunluğu ve onlarla beraber bir arı yoğunluğu mevcut. Doğal bir ortam, temiz bir çevre, zengin bir çeşitlilik ve göz alabildiğince müthiş renkler, birbirinin içine geçmiş rengarenk çiçekler işte. Bu da ben Deniz Hasan Koboy. Orta Doğu ve Ön Asya'nın en hızlı koboyu. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz işte. Hani diyor ya, anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Hakikaten anlatmaya laf bırakmayan bir yer. Evet, Temmuz'un bu sıcağında böyle güzel yerleri görmek, keşfetmek, inanın bana, herkese nasip olmuyor. Evet arkadaş, şu mor şeridi görüyor musunuz? Bakın ne kadar güzel, uyumlu ve iç açıcı bir çevre olduğunu sizler de görüyorsunuz. Şu papatyaları şöyle yakın çekimden sizlere göstereyim. Belki arı vızıltıları sizlere kadar geliyor, bilmiyorum. Ama tabi arada işte kaynaşan arıları da görebiliyorsunuz sanırım. Yani inanın, arılar burada bayram ediyor arkadaşlar. Mis gibi yerler inanın ya. Vallahi billahi saklı cennetler buralar. Yani şu arıyı yakından çekebilsem keşke. Arkadaşlar, torbaları polenlerle dolu. Belki siz de görüyorsunuz işte. Gördüğünüz gibi. Bakın, polen keseleri dolu arıların. Yani arılar bu mevsimde buradan çok güzel bir şekilde faydalanıyorlar. Şöyle bir kelebeğimiz var burada. Evet. O da uçup gidiyor. İnanın arkadaşlar, şurada nefesinizi soluduğunuz zaman resmen bal kokusunu alıyorsunuz. Yani bal kokuyor buralar, inanın bana.
Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Yani fikirlerinizi de almak isterim aslında. Fikirlerinizi de beyan ederseniz daha da mutlu olacağım. Burada öyle çok fazla bir çeşitlilik var ki, yani anlatmaya ne kelimeler ne de isimler yetiyor. İşte ama hepsini sizlere gösteriyorum. Evet arkadaşlar, şu sarı çiçek civan perşemi arkadaşlar. İşte çoğu insanın arayıp bulamadığı civan perşemi. Buralar dolu. Buralarda baya var. İşte bir alyum çeşidi. Yani sığır kuyruğu zaten yoğun bir şekilde var. Bu da arkadaşlar bir kırmızı kantaron. İşte bu da bir kantaron çeşidi. Böyle mis gibi tertemiz bir ortam arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, ben de artık kaydıma son verip böyle biraz kekik toplamak için şu gördüğünüz dağlara gidiyorum.